Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kendi hazırladığım denemeden güzel bir soruyla devam ediyoruz. Buz kalıp içerisindeki demir bilye su içerisinde şekil 1'deki gibi dengedeyken kaptaki sıvı yüksekliği H1. Buz kalıp içerisindeki tahta parçacıkları su içerisinde şekil 2'deki gibi dengedeyken kaptaki su yüksekliği H2'dir. Buna göre sistemlere yalnız buz kalıplarına yetecek kadar ısı verilip yeniden denge sağlandıktan sonra 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar, kaplardaki su seviyesi etkeden kaldırma kuvvetiyle doğru orantılıdır. Kaldırma kuvveti batan kısmın ortasından yukarı doğrudur ve kaldırma kuvveti FK ile gösterilir. Arkadaşlar, kaldırma kuvveti ile kaptaki su seviyesi doğru orantılı. Kaldırma kuvveti artıyorsa yukarı doğru olan su seviyesi artar. FK arttıkça arkadaşlar su seviyesi artar. Kaldırma kuvveti azaldıkça su seviyesi azalır. Kaldırma kuvveti değişmiyorsa su seviyesi değişmez. Yani kaldırma kuvvetiyle kaptaki ya da havuzdaki su seviyesi doğru orantılıdır. Peki birinci durumda kaldırma kuvveti toplam ağırlığa eşittir, aşağı doğrudur. Bu durumda da arkadaşlar yukarı doğru etkeden kaldırma kuvveti suyun itim kuvveti aşağı doğru toplam ağırlığa eşittir. Arkadaşlar buz eriyince demir serbest kalır. Demirin yoğunluğu sudan büyük olduğu için demir su içerisine batar. Batınca kabın tepki kuvveti kadar kaldırma kuvveti azaldığı için kaptaki su seviyesi azalmış olur. Peki ikinci kapta yukarı giden aşağı giden eşit, yani kaldırma kuvveti ağırlığı kadardı. Buz eriyince tahtalar serbest kalır. Tahtanın yoğunluğu sudan küçük olduğu için tahtalar yüzer. Tahtalar yüzünce yine kaldırma kuvveti tahtanın ağırlığı kadar olur. Yani kaldırma kuvveti değişmez. Kaldırma kuvveti değişmiyorsa kaptaki su seviyesi değişmez. Sabit kalır. Peki buna göre hangileri doğru olur? 1. H1 artar. Hayır, kaldırma kuvveti azaldığı için H1 su seviyesi azalmıştır. Birinci ifademiz yanlış. 2. H2 değişmez. Kaldırma kuvveti toplamda değişmediği için H2 su seviyesi değişmez. İkinci ifademiz doğru. Ve 3. Şekil 1'de kabın zemin uyguladığı basınç kuvveti. Arkadaşlar basınç kuvveti ağırlığa eşittir. İlk durumdaki toplam ağırlığa G kadar desek erise de arkadaşlar kabın zeminin yaptığı ağırlık değişmez. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2 A olur.